bir şeye kapılmışlar. Öyle bir talep yok. Yani sağlık personelinin de öyle bir talebi yok. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Acısını biz de paylaşıyoruz. Tabii bu olaydan sonra gerek yerel gerek ulusal basına bazı haberler çıktı. Bu haberlerin bir kısmında Sağlık Müdürlüğü ile ilgili bir takım iddialar da yer aldı. Bunlarla ilgili biz bir basın açıklaması yapma ihtiyacı hissettik. Olayın olduğu günde futbolcu arkadaşımız bir sakatlık geçiriyor. Sahada bir sağlık personeli bizim tarafımızdan görevlendirilmiş mevcut. Bu sağlık personeli müdahalesini, ilk müdahaleyi kendisi yapıyor. 112 acil servise telefonla bilgi veriliyor müdahale sürerken. Kendisinin yaptığı müdahalede ifadesinde bu boğazına dili dil kaçtı gibi bir şey var. Öyle bir şey bize yansıtmıyor. Yani kendisi öyle bulguya rastlamadığını söylüyor. Saat 1.30'da 12. saniyede 112 aranıyor. Vaka ihbarı yapılıyor. Bundan 44 saniye sonra ambulans harekete geçiyor. 59 saniye sonra da hastanın başına ulaşıyor ambulansımız. Sahada ambulans personeli çıkıp alet edevatını alıp hastanın yanına geliyor. İlk sağlık personelinin yaptığı müdahalede kalp atışı ve solunum bozuk da olsa mevcut olduğu bize ifade edildi. Ambulans geldikten sonra ambulans personelinin yaptığı müdahale sırasında kalp atım ve solunum gidiyor. Kişi areste giriyor. Entübe ediyorlar. Nefes alması için boğazına tüp takıp pompa yardımıyla solutuyorlar ve kalp masajına başlıyorlar. İlk telefon açıldıktan 16 dakika sonra da hasta ambulansa bindirilerek Türkiye'li Devlet Hastanesi'ne gidiyor. Bu arada basında da izledik. İşte bir duvarı yıktılar. Ambulans içeri sokulmaya çalışıldı. Tabii o an biz orada bulunmadığımız için şartları bilemiyoruz ama rutin bir uygulama değil. Rutinde ambulansın sahaya girmesi beklenmez. Sedyeli hastanın çıkarılması gerekir. 1 saat 2 dakikada Atatürk Devlet Hastanesi'ne kişi ulaşıyor. Burada yapılan müdahalelerden sonra da Samsun 19 Mayıs'a 17.35'te hareket ediyor. Saat 19'da da Samsun 19 Mayıs'a varıyor. Yani sürelerle ilgili ne ambulansın bir gecikmesi söz konusu, ne nakillerde bir yavaşlık gecikme söz konusu. Ama ne yazık ki Samsun 19 Mayıs'ta yoğun bakımda yattığı sırada hayatını kaybediyor. Emrah Kandemir kardeşimiz. Durum bundan ibaret. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun bir açıklaması var. Sağlık Müdürlüğü'nün görevini ihmal ettiği vesaire işte sağlık tedbirini yeterince almadığı iddia edildi. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim mevzuatımız açıktır. Spor kulüplerinin uyması gereken mevzuat da açıktır. Sağlık tedbirlerinin spor müsabakalarında alınması spor kulüplerinin uhdesindedir. Bununla ilgili mevzuat da mevcuttur. Biz 112 sağlık hizmetleri sunumu olarak mesul olduğumuz şey çağrıyı aldığımızda vakaya ulaşıp gerekli acil yardımı sağlamak ve bu konuda da hiçbir aksaklık, ihmal vesaire bu olayda yaşanmamıştır. Benim kısa özet olarak söyleyeceklerim bunlar. Herkes panik olmuş. Kötü bir şey olduğu anlaşılmış. Kepçeyle duvarı yıktı. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.